Kanal 3 ekranlarından iyi akşamlar. Ben Merve Ahu Sarı. Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli ve sıcak haberlerden derlediğimiz ana haber bülteniyle karşınızdayız. Hazırsanız başlıyoruz. Özlenen geliyor, beklenen geliyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yurt gezilerini sıkılaştıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Balıkesir'deydi. Düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız sözlerini kaydetti. Birazdan ana haberde. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2 operasyon gerçekleştirildi. MİT, Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl'ın yakalandığını duyururken, Milli Savunma Bakanlığı ise Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Detaylar birazdan ana haberde. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan düzenlemenin yasalaşması milyonlarca çalışana erken emeklilik yolunu açtı. Ancak EYT'yi az farkla kaçıranların umutlu bekleyişi hala sürüyor. Kademeli emeklilik için milyonlarca çalışanın gözü kulağı gelecek yeni bir açıklamada. Birazdan ana haberde. Kızamık vakalarına son dönemde. Son günlerde kızamık vakaları yurt genelinde büyük bir artış gösteriyor. Uzmanlara göre artışın en büyük nedenlerinden biri de aşı karşıtlığı. Çocukları kızamıktan korumak için mutlaka 2 doz aşı yaptırılması gerektiğinin altı önemli çiziliyor. Gelişmeler birazdan ana haberde. Yerel seçimler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de miting düzenledi. Muhalefeti hedef alan Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin piyon haline geldiğini söyledi. Muhalefetin belediyelerde bütçe konusunda engellendiği ifadelerine de çok sert tepki gösterdi. Anadolu'nun yiğit evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'de il ve ilçe adaylarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyasına start verdi. Erdoğan'ın miting programları kapsamında bugünkü durağı Balıkesir oldu. Erdoğan CHP'nin piyon haline geldiğini, DEM Parti'nin oyuncağı haline dönüştüğünü dile getirdi. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim? Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki demin ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Muhalefetin belediyelerde bütçe konusunda engellendiği iddialarını yalanladı. Daha önceki seçimlerden tecrübeyle biliyoruz ki muhalefet adayları söylediklerinin %90'ını yerine getiremiyor. Zaten o sözleri verirken gereğini yerine getirmek gibi bir dertleri de yok. Kardeşlerim, belediyelere merkezi idareden ayrılan kaynağı neredeyse 2 kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde engellendik yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Enflasyonun tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkilediğini aktardı. Ancak dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Üstelik enflasyonun yol açtığı maliyetlere ilaveten 6 Şubat depremlerinin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık faturayla da karşı karşıyayız. Türkiye başkaları gibi sadece bir krizle değil, hepsi birbirinden zorlu, çok sayıda meseleyle aynı anda mücadele etmektedir. Teröristan kurma projesini delik deşik edeceklerini söyledi. Ülkemizi güney sınırlarından kuşatarak bir teröristan kurma projesini hayata geçireceğimiz yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz. Gavar'da bu teröristleri çökerttik mi? Cudi'de bunları çökerttik mi? Bunları o dağlardaki inlerine gömdük mü? 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için takvim işliyor. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. Aynı gün oy pusulasının basımına da başlanacak. Ve böylece Türkiye yerel seçim maratonunda artık kesinleşen adayların seçim propagandaları ve projelerinin ön planda olacağı, aday ve rakip adaylar arasında halkı en başarılı ikna ve etkin politikalarla etkileyip kazananın belirleneceği seçim yarışının en aktif olan sürecine gelindi. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek, seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Partilere listelerdeki eksiklikleri tamamlamaları için verilen süre de sona erdi. Geçici aday listeleri bugün ilan edilecek ve itirazlar alınacak. Kesin adayların açıklanması içinse gözler 3 Mart'ta olacak. Bu tarihte birleşik oy pusulasının basımına başlanacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına ise 29 Şubat'ta geçilecek. 24 Mart itibariyle dağıtımlar tamamlanacak. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasaklarının başlama tarihi ise 21 Mart. 30 Mart saat 18'de ise propaganda serbestliği sona erecek. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlıkları için 35 parti yarış halinde olacak. Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07 ila 16 arasında yapılacak. Diğer illerde ise seçmenler saat 08 ila 17 arasında oy kullanabilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta temaslarda bulundu. AK Parti'nin Devrek ilçesinde seçim irtibat ofisinin açılışını da yapan Bakan Tunç, burada vatandaşlara seslendi. Tunç, Gabar Dağı'nda teröristlerin temizlendiği bölgede yapılan petrol aramasında çok kaliteli bir petrol bulunduğunu söyledi. İşte doğalgaz keşfi. Burada bu doğalgaz yok muydu? Vardı. Hemen karşımızda Karadeniz'de doğalgaz vardı ama arayan yoktu. Aramak için yabancı şirketlere ihaleler yapılıyordu. O günler gidiyordu oralara. Gittik ama bulamadık deyip paralarımızı alıp gidiyorlardı. Ne zaman yerli gemilerimizle, milli ve yerli gemilerimizle sismik araştırma imkanlarımızı yerlileştirdiğimizde Karadeniz'de doğalgazı keşfettik. İşte Gabar'da dağları teröristlerden temizledik, petrol fışkırdı. Enerjide bağımsız olmadığımız müddetçe bu ülkenin kalkınması mümkün olmaz. Türkiye'yi terörden arındırarak, her türlü şiddetten arındırarak, çocuklarımızı koruyarak, kadınlarımızı koruyarak huzurlu bir geleceğe, çocuklarımızın, gençlerimizin daha huzurlu, daha müreffeh yaşayabileceği bir geleceğe inşallah taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Emek Örgütü'nün 1. Olağan Genel Kurul toplantısında konuştu. Sendikalaşmanın öneminden bahseden Işıkhan, istikrar vurgusu yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memursen tarafından düzenlenen Uluslararası Emek Örgütü'nün 1. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Bakan Işıkhan konuşmasında kronik hale gelen yapısal sorunların çözüldüğünün altını çizdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz 21 yıllık hizmet döneminde ülkemizin kronik hale gelmiş yapısal sorunlarını risk alarak, tüm imkanlarını seferber ederek çözüme kavuşturmak için büyük bir çaba sarf etmiştir. Çözmek için attığı hiçbir yoldan da geri dönmemiştir. Bunun bir sonucu olarak özellikle bölgemizde yaşanan terör, göç, iç savaşlar ve dünyada yaşanan ekonomik krizlere, salgına ve afetlere rağmen değer üretmeye, gelişmeye, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettik. sendikalaşmanın önündeki engellerin kalktığını belirtti. Geçmişte sendikacılık, işçi, memur ve işveren ilişkilerini düzenleyen, adil temsilini sağlayan sosyal diyalog mekanizmalarımız hak ettiği değeri ve gerekli ilgiyi görememiş, ihmal edilmişti. Ancak son 21 yılda her alanda olduğu gibi sosyal diyalog konusunda da ciddi ilerlemeler kaydettik. Sendikal örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldırdı. İstikrar vurgusu da yaptı. Türkiye'nin ekonomide zaafa uğradığı dönemlere baktığımızda görüyoruz ki bu dönemler aynı zamanda siyasi istikrarsızlıkların, belirsizliklerin olduğu, adeta milli iradenin hiçe sayıldığı dönemlerdir. Hamdolsun ki artık sadece önündeki birkaç yılın hesabını yapan değil, önündeki 100 yıllık süreci görüp hedeflerini buna göre belirleyen vizyoner bir Türkiye var. Bütün dünyaya adaleti ve insanlığın gereklerini haykıran bir Türkiye var. Daha adil bir dünyanın imkanına inanarak dünya beşten büyüktür diyen bir Türkiye var. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Şubat ayı meclisi toplantısına katıldı. Rekorlarla geçen bir yılı geride bıraktık diyen Bakan Ersoy, turizm gelirlerinin 54,3 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Antalya içinse göz bebeğimiz dedi. Bakan Ersoy, Antalya'nın altyapı konusunda geri kaldığını vurgulayıp CHP'li büyükşehir yönetimini eleştirdi. Antalya'nın hizmet anlamında kaybedecek zamanı yok diye de ekledi. Rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. 2022 yılında 51,3 milyon olan ziyaretçi sayımız 2023 yılında %10 artışla 56,7 milyona, turizm gelirlerimiz ise %17 artışla 46,5 milyar dolardan 54,3 milyar dolara, kişi başı gecelik harcamamız ise 89 dolardan 99 dolara yükseldi. Turizmin başkenti, göz bebeğimiz Antalya'da transfer yolcular dahil, yani transferden kastım İstanbul'da ağırlıklı olarak millileşip ülkemize geçen yolcular dahil 16 milyonu aşkın ziyaretçiyle rekor kırarak tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. Temel bir hedefle yola çıktık. Türkiye'yi turizmde dünyanın süper ligine yükseltmek ve oradaki yerini daima yükselen bir grafikle kalıcı hale getirmek. 16 milyonun üzerinde turistin geldiği Antalya maalesef temel altyapı problemlerini çözme konusunda yeterli olamadı. Tüm desteğimize rağmen sosyal ve kültürel yatırımlar konusunda şehrin hak ettiği projeler hayata geçirilemiyor. Dile getirmekten çok mutlu olmasam da, demin başkan da belirtti, özellikle sanatsal faaliyetler Antalya gibi uluslararası bir şehir için çok zayıf kaldı. Bu çerçevede şehrin ticaret erbabının şehrin kaderini etkileyecek tercihinde ideolojinin yerine şehrin geleceğini ve hizmet siyasetini dikkate alacağına inanıyorum. Antalya'nın hizmet anlamında kaybedecek zamanı yok. Antalya'nın dünyanın en önemli turizm şehirlerinin önüne geçmesini sağlayacak akıllı kent ve turizm uygulamalarına, doğru şehir planlamasına, kent müzelerine, kütüphanelere, uluslararası kültür ve sanat camiasıyla entegre olmuş bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Değil mi Hakan Başkan? Hakan Başkan, Kepez Belediye Başkanlığı döneminde hem ilçesinde hem de Ankara'da uyumlu çalışarak çok önemli yatırımları ilçesine çekmeyi başardı. İnşallah bu başarılı çalışmalarını artık Antalya'nın tüm ilçelerine yayacak ve Antalya'nın ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberliği sağlayacak diye düşünüyorum. Bizim ayrışmaya, çatışmaya, kısır tartışmalara ihtiyacımız yok. Şahsen Antalya'nın hedeflerine ulaşması adına Hakan Başkan'ın şehirde arzu edilen uyumu tesis edeceğine, gerekli koordinasyonu sağlayacağına ben yürekten inanıyorum. Çünkü Hakan Tütüncü bunu ilçesinde başardı ve ben de gözlemleme fırsatı buldum. Şimdi gereken bu bakış açısını Antalya'nın tamamına yaymak. Cennet vatanımız, ülkemiz tarihiyle, yemekleriyle, turistik mekanlarıyla turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye, Ocak ayında 2 milyonu aşkın turisti ziyaret etti. Tarihi, turistik alanları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri çeken ülkemize turist akını devam ediyor. Türkiye, Ocak ayında 2.047.027 yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye'de, Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.05 artış yaşandı. Ülkemize 2023 yılında toplam 56.7 milyon ziyaretçi gelmiş ve 54.3 milyar dolarda gelir rakamına ulaşılmıştı. Kişi başı gecelik harcamaysa 99 dolar olmuştu. İYİ Parti Antalya, Muratpaşa ilçe örgütünden istifa eden, aralarında eski başkanların da bulunduğu 150 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. İYİ Partililerin rozetlerini Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal taktı. Yerel seçimlere sayılı günler kala Antalya'da İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Erdal Özçivi, eski Kepez İlçe Başkanı Mesut Emrah Yıldırımlar, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Başak Karataş ve ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu yaklaşık 150 İYİ Partili partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı. İYİ Partililer 31 Mart seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal'ı destekleyeceklerini açıkladı. CHP seçim ofisindeki rozet takma törenine katılan Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal, demokrasi içinde ülkedeki olumsuzluklara karşı Antalya ittifakı yapıldığını söyledi. Birbiriyle dayanışma içinde olma duygusunu yeniden tahakkuk ettireceğiz. Bu mücadeleyi, bu savaşı da başarıyla zafere ulaştıracağız. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da partisine katılan İYİ Partililere seslendi. Yuvanıza hoş geldiniz. Bu yuvaya giren herkes CHP'nin eşit üyesidir dedi. Bu ofise giren herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin eşit üyesidir. Hiç kimse dışlanmaz, hiç kimse ötekileştirilmez. İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Erdal Özçivi de istifa eden yönetim kurulu üyeleriyle seçimlerde Uysal'ı destekleyeceklerini duyurdu. Tabanda ittifakımızı sağladık. Başkanımız Sayın Uysal'ın da dediği gibi oy birliğini, güç birliğini kurduk, el ele verdik. Şimdi yeni hedefler için birlikte daha ileri adımlar atacağımız için çok mutluyuz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından İl Başkanı Kamacı ve Başkan Uysal, CHP'ye katılan İYİ Partililere rozetlerini taktı. Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan 2 operasyon bilgisi aktarıldı. MİT, Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl'ın yakalandığını duyururken, Milli Savunma Bakanlığı ise Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Murat Kızıl, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı. MİT ve EGM İstihbarat Dairesi Başkanlığı, terörist Murat Kızıl'ın yurt dışında saklandığı yeri tespit etti. Bir süre takip edilen Mazlum Mardin kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Türkiye'ye getirilen terörist Kızıl'ın 2015 yılında terör örgütü PKK-KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı belirtildi. Diğer bir operasyonsa Pençe Kilit bölgesinde gerçekleştirildi. Saldırı hazırlığında grupların olduğu bilgisi üzerine havalanan uçaklar tespit edilen hedefleri vurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek ifadelerine yer verildi. Bazı kurum ve kuruluşlarda yeni atamalar yapıldı değerli izleyenler. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne ise senarist ve yapımcı Birol Güven atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu, MASAK Başkanlığı'na Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Ekrem Candan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne Veysi Kurt atandı. Bir diğer atamada Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yapıldı. Birçok dizi ve sinema filminin senarist ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaysa 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı. Karara göre görevlerinden alınan isimler: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Aydın'da, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Kazım Özgür, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Bayram Arı ve yine Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sami Sarı Yıldız oldu. Sağlık Bakanlığı'nın 8.000 sürekli işçi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. İlana göre bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8.000 sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak. Sağlık Bakanlığı tarafından 8.000 sürekli işçi alımı ilanı resmi gazetede yayımlandı. Bakanlık taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8.000 sürekli işçiyi ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alacak. Başvurular 23 Şubat, 27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden çevrim içi kullanıcı girişi yapılarak alınacak. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları ise bilgisayar, sistem, kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı için kadro sayısı 84, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı için kadro sayısı 127, elektrikçi için kadro sayısı 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı için kadro sayısı 143, inşaat boyacısı için kadro sayısı 64, klinik destek elemanı için kadro sayısı 600, güvenlik görevlisi için kadro sayısı 3250, marangoz için 32, otobakım onarıcısı, otomotiv mekanikçisi için 2, otoelektrikçisi için 2, otomotiv kaportacısı için 2, temizlik görevlisi için 3500 olarak belirlendi. Çocukları terör örgütünün elinde olan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kitap oldu. Yıllardır çocuklarına kavuşmak için mücadelesini sürdüren annelerin nöbeti 4 ilde hazırlanan kitapta anlatıldı. Evlatlarına hasretler, çocuklarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlılar. Onlar çocuklarına kavuşmak için yılmadan, usanmadan yıllardır mücadeleye devam eden Diyarbakır anneleri. Kiminin senelerdir süren özlemi son buldu, kimi ise çocuğuna kavuşmak için oturma eylemine devam ediyor. Diyarbakır annelerinin o kararlı duruşu kitap oldu. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Adem Palabıyık'ın editörlüğündeki kitap, ebeveyn nöbetinden evlat nöbetine Diyarbakır anneleri adıyla basıldı. Uzun süredir üzerinde çalışılan kitap, Türkçenin yanı sıra Almanca, İngilizce ve Arapça olarak da hazırlandı. Kitap Türkiye ile birlikte 20 ülke ve 550 akademisyene ulaştırılacak. Kitabın içeriğinde Diyarbakır anneleri üzerine sosyolojik gözlemler, Batı medyasında PKK-YPG'li kadın terörist algısı, Diyarbakır anneleri hareketinin uluslararasılaşması ve Diyarbakır anneleri Türkiye'nin sivil toplumu sesini yükseltirken Avrupa gözlerini kapıyor gibi birçok başlık bulunuyor. EYT düzenlemesinin yasalaşması milyonlarca çalışana erken emeklilik yolunu açtı. Ancak EYT'yi az bir farkla kaçıranların umutlu bekleyişi kademeli emeklilik için sürüyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı kademeli emeklilik yönteminden gelecek yeni bir açıklamada. EYT düzenlemesinin ardından 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlarsa borçlanma formülüyle emeklilik hakkı kazandı. Ancak EYT'yi az farkla kaçıranlar ve kapsam dışında kalanlar umutlarını yitirmedi. 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik yöntemi yeniden gündeme geldi. Herkesin gözü yetkililerden gelecek yeni bir açıklamaya çevrilmiş durumda. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim yaş listesine göre 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar gerekli şartları sağladıkları takdirde erken emekli olabilecekler. Öte yandan EYT kapsamında emekli olamayan çalışanlar için tespit edilen yaş şartları işe giriş tarihlerine göre değişiklik arz ediyor. Tahmin edilen emeklilik tablosuysa şöyle. 9 Eylül 1999 sonrası SSK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak. 2000 sonrası SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6325 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6325 prim günü şartı aranacak. 2001 sonrası SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6400 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6400 prim günü şartı aranacak. 2002 sonrası SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6475 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6475 prim günü şartı aranacak. 2003 sonrası SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6550 prim günü, erkekler için 46 yaş ve 6550 prim günü şartı aranacak. 2004 sonrası SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6625 prim günü, erkekler için 47 yaş ve 6625 prim günü şartı aranacak. 2005 sonrası SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6700 prim günü, erkekler için 48 yaş ve 6700 prim günü şartı aranacak. 2006 sonrası SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6775 prim günü, erkekler için 49 yaş ve 6775 prim günü şartı aranacak. 2007 sonrası SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6850 prim günü, erkekler için 50 yaş ve 6850 prim günü şartı aranacak. 2008 sonrası SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar içinse 49 yaş ve 6925 prim günü, erkekler içinse 51 yaş ve yine 6925 prim gün şartı aranacak. Dövizin ateşi sönmüyor. Para Politikası Kurulu'nun faiz kararlarını sabit tutmasının ardından döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Dolar fiyatları haftanın son işlem gününde yeni zirvesini test etti. Haftanın başında 30 lira 86 kuruştan açılış yapan dolar bugün 31 lirayı aşarak güne başladı. Avro fiyatları ise 33 lira 70 kuruşa yükselerek artışını sürdürüyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarını %45'te sabit tuttu. Kurul kararında Türk lirası varlıklara talebin döviz kuru istikrarına katkıda bulunmaya devam ettiği mesajını vermişti. Dünkü kararın ardından döviz piyasalarında da hareketlilik başladı. Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Haftaya 30.86'dan açılış yapan dolar bugün 31.07 seviyesine kadar çıktı. 19 Şubat'ta en düşük 32.89 seviyesini gören avro ise bugün en yüksek 33.66 seviyesini yokladı. Dolarda haftalık değişim %0.39 olurken, avroda haftalık değişim %1.36 olarak kayda geçti. Evet, dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Piyasalar dalgalandı. Ekonomi yöneticilerinden üst üste gelecek döneme ilişkin dezenflasyon açıklaması geldi. Ekonomist doçent doktor Filizer Yılmaz, Türkiye'nin büyüme tahminleri ve enflasyonun dizginleneceği döneme ilişkin tahminlerini Kanal 3'e gün ortası haber bülteninde paylaştı. Enflasyonda mücadele aşamasındayız. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek istiyorsanız bir acı reçeteyi uygulamak zorundasınız. Yani bu acı reçeteden kastım enflasyonun düşmesi gerekiyorsa büyümenin de azalması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de de şimdi enflasyonun nedeninin ne olduğu da çok önemli. Maliyet kaynaklı mı, talep kaynaklı mı? Türkiye'de ağırlıklı olarak talep kaynaklı. Biraz önce siz de belirttiniz. Çok güçlü bir tüketim talebi var. Dolayısıyla bu tüketim talebini kısmadan, bir de öne çekilmiş talep var ücret maaş zamlarıyla beraber. Burada da bir talep var ekstradan. Bunu kısmadan maalesef enflasyonla mücadele mümkün değil. Tabii ki bunun bir yan etkisi olacak. Yan etkisi de ne olacak? Ekonomik büyüme yavaşlayacak. Dediğiniz gibi bizdeki büyümenin yaklaşık %50-55'i tüketimden geliyor. Dolayısıyla ekonomik büyüme yavaşlayacak, işsizlik artacak götürür. Bizim potansiyel büyümemiz %5'se, %5'in çok altında bir büyümeye de katlanmak zorundayız. Tabii bu sektör ve değişecektir. Mesela şu an tekstil sektörü çok zor durumda. Önümüzdeki dönemde özellikle iç tüketime, üretim yapan talebin daralmasıyla birlikte şirketler ve sektörler tarafında da göreceğiz. Yani biz özellikle bu senenin ikinci çeyreğinde dibi göreceğiz. Ama önümüzde bu senenin ikinci yarısına itibaren biraz daha ferahlığı göreceğiz. Haliyle bu kaçınılmaz bir durum. Ama tabii bunun ne kadar o acı faturayı yansıtırız ekonomik büyüme tarafında, buraya da bakmak gerektiği kanaatindeyim. Yani bu şu an için netleşmiş bir durum değil. Biraz Türkiye olarak biz aslında kervanı yolda dizeceğiz gibi görünüyor. Ama yine de belirteyim, %2,5-3 arası bir büyüme sanki daha makul gibi görünüyor şu an için. Yani taşların yerine oturması için 2028 yılı anons edildi. Mehmet Şimşek de yanlış bilmiyorsam benzer açıklama yaptı. Zaten faiz artışlarının sonuçlarının alınabilmesi için de en az 1 sene, 1-2 sene geçmesi gerektiği söyleniyor. Gerçekten 2028'e kadar süremiz var mı? Yani dişimizi oraya kadar sıkmak mı zorundayız hocam? Ne dersiniz? Volkan Bey, önce şunu söyleyeyim. Mehmet Şimşek'in o günkü konuşması İngilizce bir konuşma. Tercüme eden kişi 2026'yı yanlışlıkla 2028 olarak telaffuz etmiş. Aslında o 2028 değil, 2026. Bunu nereden anlayabiliriz? OVP tahminlerine baktığınızda tek haneli rakama 2026'da ulaşıyoruz. Ve potansiyel büyümenin yaklaştığımız, onun üzerine çıktığımız büyüme de 2026 yılı. Yani her şey çok iyi gider. İşte dünyada bir kriz çıkmaz, dünyada bir işte jeopolitik risk olmaz, savaş olmaz. Bizim ülkemizde de hiç beklemediğimiz bir gelişme olmadığı sürece bence de ve bu ekonomi yönetimi görevde kaldığı sürece, bu politikalar uygulanmaya devam ettiği sürece ben de 2026 yılında Türkiye ekonomisinin daha düzlüğe çıkacağı bir yıl olduğu kanaatindeyim. 2024 yılı en dert yılı, hatta 2024 değil 2020 dert olarak da adlandırılıyor. 2024 en çok sıkılaşma politikalarını hissettiğimiz yıl olacak. 2025'te birazcık 2024'e göre nefes alıp ama asıl nefesi hem enflasyon tarafında hem ekonomik büyümenin artması anlamında 2026'da göreceğiz. Türkiye, Avrupa Yeşil Mutabakatı için her gün yeni bir adım atıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların uyumunu artıracak proje desteğini duyurdu. Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum projesi desteğiyle ihracatçıların danışmanlık hizmeti giderleri 10 milyon liraya kadar bakanlık tarafından desteklenecek. Dış ticarette Türkiye'nin en önemli ortağı olan Avrupa Birliği ile ilerleyen dönemde ticaretin kurallarını yeşil dönüşüm belirleyecek. AB tarafından hayata geçirilen sınırda karbon düzenlemesi mekanizması kapsamında birçok sektör bu anlaşmadan fazlaca etkilenecek. Bu sektörlerin başında demir çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik, hidrojen, tekstil ve hazır giyim geliyor. 2023 yılında bu sektörler tarafından AB'ye gerçekleştirilen ihracat, aynı bölgeye gerçekleştirilen toplam ihracatın %34'ünü oluşturuyor. Türkiye'nin bu anlaşmadan en az şekilde etkilenmesi ve sıfır karbon dönemine hazır bir şekilde girebilmesi için Ticaret Bakanlığı her gün yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi desteği bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destekle ihracatçı firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü sağlayabilmesi için farkındalığı sağlanacak. Mevcut durumun analizi yapılacak ve mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritası oluşturulacak. Şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişiminin kolaylaştırılması da hedefleniyor. Destekle şirketlerin aldığı danışmanlık hizmeti giderleri 5 yıl süresince %50 oranında ve 10 milyon liraya kadar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecek. Ebeveynleri yakından ilgilendiren bir haber ve bu konu hakkında oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü son günlerde kızamık vakaları yurt genelinde büyük bir artış gösteriyor. Uzmanlara göre artışın en büyük nedenlerinden biri de aşı karşıtlığı. Mutlaka çocukları kızamıktan korumak için 2 doz aşı yaptırılması gerektiğinin altı önemli çiziliyor. Kızamık vakalarını son dönemde biraz artmış olarak görüyoruz. Bunu söylememiz lazım. Uzmanlar uyarıyor. Son günlerde Türkiye'de ve dünyada kızamık vakalarında artış yaşanıyor. Vakalardaki artışın en büyük nedeni ise aşı karşıtlığı. Kızamık vakalarının arttığını biz hem dünyada, farklı ülkelerde hem ülkemizde gözlemliyoruz. Böyle bir artış gerçekten var. En temelinde aşı karşıtlığı dediğimiz kavramların biraz yükselmesi burada önemli bir rol oynuyor. Onun dışında biliyorsunuz çevremizde savaşlar var ve bu savaşlar nedeniyle devlet otoritelerinin ortadan kalktığı bölgeler var ve nüfus hareketleri var. Bunun gibi nedenlerle kızamık vakalarında bir artış son yıllarda söz konusu. Uzmanlara göre artış salgın seviyesinde olmasa da dikkat etmekte fayda var. Kızamıktan korunmanın en etkili yoluysa aşı. Kızamık aşısının koruyucu olabilmesi için en az 2 doz aşı yapılması gerekiyor. Aslında tek dozu da koruyucu ama 2 doz aşı yapılan çocukların kızamığa yakalanmasını beklemiyoruz. Çocuklarda görülen döküntü ve ateş kızamık belirtisi olabilir. Döküntüyle ve ateşle başvuran çocuklarda kızamık için testlerin yapılması gerekiyor. Bu testler ülkemizde yapılıyor. Bu açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Eşlerinize sakın alo demeyin. Neden mi? Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarına emsal olacak bir karara imza attı. Bu karara göre eşlerin birbirlerine alo diyerek hitabet etmeleri boşanma sebebi sayılacak. Bakalım vatandaşlar eşlerine nasıl hitap ediyor? Detaylar özel haberimizde izliyoruz. Eşinizle konuşurken dikkat. Artık eşlerinize alo derken 2 kez düşünün. Alo kelimesi sadece telefonda kalmalı. Çünkü Yargıtay'dan çok konuşulacak bir karar çıktı. Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal olacak karara göre eşlerin birbirlerine alo demesi boşanma sebebi sayılabilecek. Yargıtay alo demenin kusurlu bir davranış olduğu kararına vardı. Yargıtay'ın kararının yanı sıra bizler de vatandaşlara hem eşlerinizin telefonunu ne diye açıyorsunuz hem de eşlerinize nasıl sesleniyorsunuz diye sorduk. Eşinize alo demeden önce 1 kez daha düşünün. Çünkü Yargıtay eşlerin birbirlerine alo diye hitap etmelerini boşanma sebebi saydı. Peki vatandaşlar eşlerine nasıl hitap ediyor? Eşinizle telefonda görüşürken nasıl açıyorsunuz telefonu? Alo diye açıyoruz. Alo bu genel kaide. Şimdi açarken hayatım diye veya eşin diye açarsın. Yani istenilen cevap elbette çok güzel bir üslupla olmalı. Canımla açıyoruz. Alo'yu konuma, etraftaki eşe, dosta bakıyoruz. Öyle alo ya da uygun bir ifade. Efendim diye açıyorum. Aşkım diye. Alo kelimesi kullanıyor musunuz hiç? Kullanıyorum. Canım cicim. Eşim aradığında. Efendim. Alo diye açıyorum. Efendim derim, alo derim, adını söylerim. Hanım olarak kayıtta öyle açıyoruz. Yargıtay eşlerin birbirine alo demesini boşanma sebebi olarak saymış. Ne düşünüyorsunuz? Bizim ne düşüneceğim ben? 55 yaşına kadar ben 55 senelik evliyim ben. Maşallah. Bu zamana kadar boşanmadı, şimdi mi boşanacağız? Yargıtay falan bize şey demez. Yok öyle bir şey kızım. Öyle şey olur mu ki ya? Alo genelde sırrı olarak devamlı konuşulan, kişiye hitap edilen bir söz. Boşanmayla bir ilgisi yok ki bunun. Bizim öyle bir sıkıntımız yok ya. Öyle bir sıkıntı olmaz. Peki alo, öyle şey. Aloyu kullanmıyor musunuz? Hanım deriz. Bence çok hoş değil. Konuma göre değişen bir konu bu. Bazen kalabalık içindesiniz, nasıl hitap etmeniz lazım? Bazen de özelde konuşuyorsunuz, o şekilde hitap etmek lazım. Bence çok saçma. Bunu herkes bu şekilde düşündüğünü düşünmüyorum. Sürekli o şekildeysen doğal. Ama ara ara alo deniliyorsa yanlış. O zaman herkes yıllardır alo diyen bir toplumuz biz. Boşanmamız mı lazım hep? Oo. Neden ki? Efendim mi demesi gerekiyor acaba, ne bileyim. Ya yanlış bir şey. Şimdi biz senelerdir evliyiz mesela, 40-50 senedir. Bu ne diyeyim ben mesela ona karşı? İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve uyguladığı zorbalıklar tüm dünyanın gözü önünde yaşanmaya devam ediyor. İsrail son 10 günde yaptığı saldırılarda 1000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Yaşanan saldırılar ve yıkımlar yüzünden kentte hem gıdaya hem de ilaca erişim oldukça zorlaştı. Gazze'de yaşanan insani drama ilişkin kesitleri şimdi ekranlarınıza taşıyoruz. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29.410'a yükseldi. İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin öldürüldüğü, 132 kişinin de yaralandığı belirtildi. Buna göre İsrail son 10 günde Gazze'de 1070 Filistinliyi öldürdü. Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29.410'a, yaralıların sayısı da 69.465'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı. İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinlilerin temel gıda malzemelerine ulaşması artık imkansızlaştı. Gazze'nin tamamına yayılmış gıda krizine ek olarak kuzeyde yaşayan Filistinliler yiyecek hiçbir şey bulamadıkları için şiddetli açlıkla mücadele ediyor. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de kurulan çarşıda az miktarda meyve, etraftan toplanmış otlar ve çürümüş patatesleri satın alan Filistinliler bunları kullanarak yapacakları basit yemeklerle açlıklarını dindirmeye çalışıyor. Diğer yandansa ilaç sıkıntısı da var. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırıları sebebiyle kentteki su, gıda ve ilaç krizi giderek ağırlaşıyor. Saldırılardan kaçan on binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'ta sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hastalar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Kentteki eczanelere başvuran Filistinliler kapalı kepenkler veya boş raflarla karşılaşıyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze işgaline yönelik dava devam ediyor. Önemli bir isme Filistin'i Lahey'de savunan avukatlardan Michael Lank'a muhabir arkadaşımız Mevlüt İşli ulaştı. Dava sürecinin merak edilenlerini sordu. Kanadalı avukat önemli mesajlar verdi. İzliyoruz. Kanal 3'e özel açıklamalarda bulunan Filistin'in avukatı Michael Lank, Gazze'de işlenen suçları anlatarak Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'nin nasıl savunulduğundan bahsetti. İşlenen suçların çok sayıda olduğunu söyleyebilirim. Çatışma sırasında bir ordunun sivil halka aç bırakması kesinlikle yasaktır. Rastgele bombalama, sivillerin ölümüne ve yıkımına neden olan konusunda elbette suçlu olacaklardır. Gazze şeridine gelen gıda kaynaklarının ortadan kaldırılması, suyun kesilmesi, elektriğin kesilmesiyle yaşamsal ihtiyaçlar engelleniyor. Temiz suya erişim engellenerek büyük acılara neden olunuyor. Bunların hepsi savaş suçları anlamına gelir. Geçen ayda gördüğümüz gibi İsrail'in Filistinlilere soykırım yaptığına dair makul bir delil var. Savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım gibi çeşitli konuların hepsinin uluslararası hukukta çok farklı bir tanımı vardır. Ve bu tanımlar İsrail'in son 4 ay içindeki davranışlarını ölçmek için kullanılabilir. Bu savaş suçu iddialarının en azından bir kısmının İsrail'e karşı gerçekler ışığında kesinlikle destekleneceğini düşünüyorum. Uluslararası hukukun bu davaya yönelik detaylarını anlattı. İşgal altındaki toprakların işgalci bir güç tarafından ilhak edilmesi kesinlikle ve tamamen yasaktır. Yani İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Batı Şeria'nın bir kısmını resmen ilhak etmesi hukuka aykırıdır. İsrail'in Batı Şeria'yı fiilen ilhak etmesi de aynı derecede suçtur. Çünkü İsrail'in işgal altındaki topraklarda sivil yerleşimler yaratması yalnızca 4. Cenevre Sözleşmesi kapsamında bir savaş suçu değil, ayrı zamanda bir suçtur. İsrail 4. Cenevre Sözleşmesi, Roma Statüsü ve benzeri uluslararası kuralların tümünü ihlal ediyor. İsrail anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözme sorumluluğunu ihlal ettiğinin altını çizdi. İşgallerin uluslararası hukuka uygun, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun şekilde yapılması ve işgal altındaki halkın çıkarlarına uygun olması gerekiyor. Unutmayın ki sömürgecilik altında da direnme hakkı olduğu gibi işgal altında da direnme hakkı vardır. Yani İsrail'in şiddete başvurması her zaman Filistin halkının işgal altındaki Filistin topraklarında olduğu gibi adaletsiz bir duruma direnme hakkına sahip olduğu yönünde bir direnişe yol açacaktır. Birleşmiş Milletler sizce etkisiz bir kurum mu sorusuna cevap veren avukat Lang, Birleşmiş Milletler sisteminde büyük bir eşitsizliğin olduğuna vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler'in ABD'nin İsrail'i savunabilmek için veto hakkını kullanabilmesinin kapısını açtığını görüyoruz. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin son 4 ay içinde İsrail'in askeri operasyonlarına ya ara verilmesi ya da tamamen ateşkes sağlanması anlamına gelen 4 veto kararı verdiğini görüyoruz. Bu hafta başında yapılan son oylamada derhal ateşkes lehinde 13 oy verilmişse Birleşik Krallık ve ABD kararı iptal etmek için veto hakkını kullanan bir çekimser oy kullandı. Böylece Birleşmiş Milletler sisteminde bu büyük eşitsizliğin oluşmasına neden oluyor. Davanın sonucunun Filistin için umut olacağını kaydetti. Hiçbir avukat davamızın sonuçlanacağını tahmin etmeye çalışmamalı. Ama 50 ülkenin ve 3 uluslararası örgütün de bu konuda cesaretli olması beni cesaretlendiriyor. Bu hafta sunum yaptık. Önümüzdeki hafta Uluslararası Adalet Divanı'nda ya İsrail işgalinin yasa dışı olduğu ve bu nedenle derhal tamamen ve koşulsuz olarak sona erdirilmesi gerektiği ileri sürülecek. Mahkemenin ne diyeceğini tahmin edemesem de Filistin için uluslararası hukuk açısından önemli bir karar olacağı konusunda çok umutluyum. Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında aralarında 8 aylık bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra eyalet hükümeti 10 şehirde sel ve toprak kayması riskinin yüksek olduğu konusunda halka uyarılarda bulundu. Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Toprak kayması felaketi de beraberinde getirdi. 8 kişi yaşamını yitirdi. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Barra do Piraí bölgesinde toprak kayması nedeniyle bir evin yıkılması sonucu aralarında 8 aylık bebeğinde bulunduğu bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği eyalet genelinde 100'den fazla kişinin evsiz kaldığı ifade edildi. Mendes kentinde ise 6 yaşında bir çocuğun kaybolduğu açıklandı. itfaiye ve polis ekiplerinin ağır hasar gören bazı bölgelere henüz ulaşmadığı öğrenilirken, sele kapılan bir araçtan 2 çocuk ve 1 kadını kurtaran genç ülkede kahraman ilan edildi. Eyalet hükümeti, yağışların devam ettiği 10 şehirde sel ve toprak kayması riskinin yüksek olduğu konusunda halka uyarıda bulundu. Endonezya'nın Batı Java eyaletinde gerçekleşen hortum sebebiyle 33 kişi yaralandı, 534 binada hasar meydana geldi. Uzmanlar tarafından bugüne kadar ülkede yaşanan en büyük, en yıkıcı hortum olduğu da değerlendiriliyor. Aniden hortum oluştu, önüne ne geldiyse havalandırdı. Korku dolu anların yaşandığı hortum görüntüleri Endonezya'dan. Ülkenin Batı Java eyaletine bağlı Sumedang ve Bandung kentlerini hortum vurdu. Binaların çatılarını uçuran hortum önüne ne geldiyse sürükledi. Batı Java Afet Etkilerini Azaltma Kurumu ortalığı savaş alanına çeviren hortumda 33 kişinin yaralandığını duyurdu. Panik yaratan hortum dolayısıyla 534 binada hasar meydana geldi. Fabrikalarda da büyük hasar oluştu. Yetkililer hortumun Endonezya'da daha önce görülmemiş derecede yıkıcı bir boyutta olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Hangi adayın önde olduğunu belirlemek için anketler yapılıyor. Başkanlık seçimlerine ilişkin düzenlenen bir ankettense seçimi Cumhuriyetçi Parti adayı eski başkan Donald Trump'ın kazanacağı sonucu çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım 2024'te 60. başkanlık seçimlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Marquette Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin adayların durumuna yönelik yaptığı ankette kayıtlı seçmenlerin %51'i Cumhuriyetçi Parti adayı eski başkanı Donald Trump'a oy vereceğini belirtti. Mevcut başkan Joe Biden'ı tercih edenlerin oranı ise %49'a kaldı. Olası seçmenler baz alındığında ise Trump'ın oyu 1 puan artarak %52'ye çıkarken Biden ise 1 puan azaldı ve %48'e düştü. Seçmenler göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda Trump'a daha çok güven duyduklarını, kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda daha çok tercih ettiklerini belirtti. Zaman zaman sıra dışı etkinliklere katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez kamyoncularla yapılacak olan bir toplantıya makam aracıyla değil bir kamyonla gitti. Ve o anlar Kremlin'den basına servis edildi. Putin adeta kamyonculara taş çıkarttı. Direksiyon hakimiyetiyle takdir toplayan Putin görenleri kendine hayran bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez kamyon koltuğuna geçti. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde lojistik otomobil şirketlerinin başkanları ve kamyon şoförleriyle düzenlenen toplantıya kamyon kullanarak gitti. Bir sürücünün kamyonuna binen Devlet Başkanı Putin direksiyon salladı. Yanındaki kamyon sahibiyle sohbet etti. O anlar araç içi kamerayla kayıt altına alındı. Putin'in araç kullanmaya başlamadan önceki hazırlıkları tam bir kamyoncu dedirtti. NASA'ya ait bilimsel faydalı yükler taşıyan insansız uzay aracı Nova-C, ay yüzeyine güvenli bir şekilde inmeyi başardı. Nova-C, Ay'a inen ilk özel uzay aracı olarak da kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Intuitive Machines şirketi, ay yüzeyinde kullanılmak üzere Nova-C iniş aracını geliştirdi. Nova-C, geçtiğimiz hafta Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle fırlatılmıştı. Nova-C'nin IM-1 görevi kapsamında NASA'nın ticari ay yükü hizmetleri programı için ay yüzeyine bilimsel ve teknolojik faydalı yükler taşıdığı açıklanmıştı. Bu sabah Nova-C'de yeni bir gelişme meydana geldi. Nova-C, Türkiye saatiyle 02.23'te ay yüzeyine temas etti. Gelişmeyle birlikte Nova-C, Ay'a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti. Nova-C'nin ay yüzeyine inişinden yaklaşık 15 dakika sonra uzay aracından ilk sinyalin alındığını söyleyen Intuitive Machines uçuş direktörü Tim Crane, "Emin olduğumuz şey ekipmanımızın ay yüzeyinde olduğu ve iletişim kurduğumuz" dedi. Bu arada NASA, Artemis projesi kapsamında Ay'da kalıcı bir üs kurulmasını planlıyor. Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılması öngörülüyor. Bugün yaşanan gelişmede bu proje kapsamında hayata geçirildi. Bu haberimizle haftanın son ana haberine nokta koyuyoruz. Pazartesi yeniden görüşmek üzere. Sizlere harika bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Öndüç İnşaat piyasa ekranını sunar. Öndüç İnşaat piyasa ekranını sundu. UEFA Avrupa Ligi playoff maçları tamamlandı. Bu sonuçta son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray Sparta Praga 4-1 yenilmesi sonucunda kupaya veda etti. Vallahi takip ediyorum. UEFA Avrupa Ligi playoff sonuçları şu şekilde: Freiburg 3, Lens 2, Toulouse 0, Benfica 0, Karabağ 2, Braga 3, Rennes 3, Milan 2, Sporting Lisbon 1, Young Boys 1, Sparta Prag 4, Galatasaray 1, Marsilya 3, Shakhtar Donetsk 1, Roma penaltılarda 5, Feyenoord 3. Oluşan sonuçlara göre UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalan takımlar Benfica, Milan, Freiburg, Karabağ, Sparta Prag, Marsilya, Sporting Lisbon ve Roma oldu. UEFA Konferans Ligi'nde ise dün oynanan 7 karşılaşma ile son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Eşleşmelerde alınan sonuçlar şöyle: Gent 1, Maccabi Haifa 1, Dinamo Zagreb 1, Real Betis 1, Bodoglimt 1, Ajax 2, Ludogorets 0, Servet 1, Frankfurt 1, Union 2, Ferencvaros 0, Olympiakos 1, Legio Varşova 0, Molde 3, Slovan Bratislava 0, Sturm Graz 1. Bu sonuçlara göre temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu UEFA Konferans Ligi son 16 turuna adını yazdıran takımlar Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb, Servet, Ajax, Union, Molde, Sturm Graz ve Olympiakos oldu. Trendyol Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmaları başlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kendi evinde oynarken Beşiktaş ise deplasmanda mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 27. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları dijital atama yöntemiyle belirlendi. 27. haftanın maçları şu şekilde. Bugün bir karşılaşma bulunuyor. Saat 20'de Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor. Maçı Murat Erdoğan yönetecek. Yarın 4 karşılaşma bulunuyor. Saat 13.30. Mondium Kayserispor Ankaragücü maçı Turgut Doman yönetecek. Saat 16'da Gaziantep Başakşehir maçı Ali Şansalan yönetecek. Saat 19'da iki karşılaşma bulunuyor. Tumusan Konyaspor Atakaş Hatayspor maçı Zorbay Küçük yönetecek. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Cihan Aydın yönetecek. 25 Şubat Pazar günü 4 karşılaşma bulunuyor. Saat 13.30. Sivasspor Pendikspor maçı Burak Pakkan yönetecek. Saat 16'da 2 karşılaşma bulunuyor. Vavakars Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı Tugay Kağan Numanoğlu yönetecek. Trabzonspor Yukatel Adana Demirspor maçı Burak Şeker yönetecek. Saat 19'da İstanbulspor Beşiktaş maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. 27. haftanın son maçı ise 26 Şubat Pazartesi günü saat 20'de oynanacak. Galatasaray Biteksen Antalyaspor'la karşılaşacak. Maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Gençler Avrupa Şampiyonu Milli Tekvandocu Enbiya Tabiçer, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tekvandoya 3. sınıfta başladım Ahmet Hocam'ın yanında. Son olarak 8-14 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 87 kiloda altın madalya kazanan 23 yaşındaki Yozgatlı sporcu Enbiya Tabiçer, Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadı. Biçer, bu yıl Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve 2028 yılında da Los Angeles Olimpiyatları hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Biçer, turnuvanın ardından memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yetiştiği Zinde Gençlik Tekvando Spor Kulübü'nü ziyaret etti. 3 ay sonra Sırbistan'da yapılacak Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek ve Türk bayrağını göndere çekmek istediğini belirten Biçer, bundan sonraki hedefleri ve çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi. Şu anda İBB Spor Kulübü adına dövüşüyorum, İstanbul Büyükşehir adına. 2021 yılında Ümitler Türkiye şampiyonu oldum. Ardından Estonya'da yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. 3 ay sonra yapılacak Sırbistan'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 87 kiloda ülkemi temsil etmek istiyorum. İnşallah bayrağımızı orada göndere çekmek istiyorum. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda 3. olmuştum. Bu sene inşallah şampiyon olacağım. Daha sonraki büyük hedeflerim dünya şampiyonu olmak ve en önemli hedefim ise olimpiyat şampiyonu olmak. 2028'de Los Angeles'ta ülkemi temsil etmek. Cirit atmada 51,60 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi olan İran asıllı Türk para atlet Muhammed Kanvaldi, Paris 2024 Paralimpik oyunlarında şampiyonluk madalyasına göz dikti. Mersin'de başlayan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda cirit atma branşında mücadele eden milli sporcu Muhammed, 51,60 metrelik atışıyla bu alanda Azerbaycan adına yarışan Hamet Hadiri'ye ait 51,42 metre olan büyükler dünya rekorunu kırdı. Geçen yıl Fransa'da düzenlenen para atletizm dünya şampiyonasında cirit atmada altın madalya kazanan milli sporcu, Paris 2024'te olimpiyat şampiyonu olmak istiyor. Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak tarihi başarı elde etmenin hesaplarını yapan rekortman atlet, organizasyonda ter dökmek için sabırsızlıkla bekliyor. Bursa Gücü Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan Muhammed, yaptığı açıklamada dünya rekortmeni olmanın sevincini yaşadığını söyledi. Çok heyecanlıydım. Ben bir hafta önce Dubai'den gittim Grand Prix'de. Orada atmadım bu rekorda ama diyorum Türkiye şampiyonu atıyorum. Çünkü burada daha iyi... Benim için geliyor. Çünkü burada antrenman yapıyorum. O yüzden çok gururlandım. Çok heyecanım var burada. Belki dünyadan ben geçen ay 5 ay önce dünya şampiyonu var. Aynı bu ses yok. Aynı bu heyecan yok. Ama şimdi burada çok heyecanlandım. İnşallah dünya rekoru kırdım ve güzel attım. Milli sporcunun antrenörü Zübeyda Yıldız da verdikleri emeklerin karşılığını çok güzel şekilde aldıklarını dile getirdi. Yaptığımız işin karşılığını almak çok büyük gurur verici bir şeydi. Bunu da evimizde yaptık. Uluslararası bir müsabakada yaptık. Çok mutluyum. Daha çok yeni 3 gün önce Dubai'den geldik zaten bir Grand Prix'den. Orada da şampiyon olmuştu. 2023'ün dünya şampiyonuydu zaten. Olimpiyat kotasını almıştık. Şimdi hedefimiz olimpiyattaki madalyanın rengini belli etmek. Onun için çalışıyoruz. Ülkemize sarı madalyayla döneceğiz kısmetse. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 21 personelin isimlerini kentteki spor tesislerinde yaşatacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz yaptığı açıklamada tesislerimize, gençlik merkezimize, spor salonumuza, yüzme havuzlarına, bunun dışındaki küçüklü büyüklü bütün tesislerimize vefat eden personelimizin isimlerini vererek yaşatmak istiyoruz dedi. Tesislerimize, gençlik merkezimize, spor salonlarımıza, sahalarımıza, yüzme havuzlarında bunun dışındaki bulunan ufak küçüklü büyüklü bütün tesislerimizde bu vefat eden personellerimizin isimlerini vererek yaşatmak istiyoruz. Bir nebze onların hatıralarının burada var olmasını istiyoruz. Hem hayatta kalan aileleri içinde bir moral olacaktır diye düşünüyoruz. Annesinin isteği üzerine tekvandoya başlayan Down sendromlu Kevser Özdemir, spor sayesinde hem hareket kabiliyetini arttırdı hem de sosyalleşti. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Down sendromlu Kevser Özdemir, tekvando sayesinde korkularından kurtularak özgüvenini arttırdı. Sorgun ilçesinde 3 yıl önce Zinde Gençlik Spor Kulübü'nün tekvando kurslarını izleyen anne Ayşe Özdemir, kızının kursa katılması için antrenör Ahmet Turan Dinçer'le görüştü. Dinçer'in olumlu cevap vermesi üzerine tekvandoya başlayan Kevser Özdemir, 3 yıldır antrenmanları ara vermeden devam ediyor. Kursun neşe kaynağı olan Kevser, tekvando sayesinde hareket kabiliyetlerini arttırırken arkadaşlarıyla kaynaşarak sosyalleşti. Antrenör Ahmet Turan Dinçer, Kevser başarının ve mücadelenin ismidir dedi. Kevser yaklaşık 6 yaşında bizim oraya geldi. O zamanlar işte çok fazla hareketli değildi. Bazı kas koordinasyonlarını tam yapamıyordu. Özel bir çocuğumuz, Down sendromlu. Biz alalım dedik, bir bakalım, takip edelim dedik. Sonra yavaş yavaş gruplara uymaya başladı. Hareketleri yapmaya başladı. 3 yıl sonucunda bayağı ciddi manada teknikleri çıkarmaya başladı. Gerçekten çok örnek bir çocuk. Başarının, işte mücadelenin ismidir diyelim Kevser. Tabii aile de bu konuda çok destek oldular. Ve gayet güzel bir sonuç aldık. Tekvando artık Kevser'in vazgeçilmez faaliyetlerinden bir tanesi.